İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Aram Derneği tarafından çizilen harita Fransa'daki Ermenileri böldü. Yunanistan'daki Ermeni Psikoposluk Konseyi seçimleri tamamlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Restore edilen ortaokulunun açılış töreni Moşata köyünde gerçekleştirildi. Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump ile görüşmeyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 74. oturumu New York'ta başlayacak. Erebuni Kalesi'nde yeni tapınağın temelleri ve mozaik resimler tespit edildi. 20 Temmuz 2019'da Haygagan Hişoğutyon Ermeni Belli adlı araştırma ve arşiv derneği Aram, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Artsakh Karabağ haritasının Fransızca versiyonunu hazırladı ve yayınladı. Bu ayrıntılı harita Frankofon dünyasında ilk defa yayınlanıyor. Bunun harita düzeyinde bir ilk olduğu doğrudur, ancak Avrupa'daki Ermenilerin Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ederek sahte bilgi yaydığı ikinci olaydır. Daha önce hiç bu şekilde sunulmamıştı. İlk defa bu tür tarihsel dolandırıcılık 2006 yılında Nahçıvan'daki Çuha Mezarlığı'ndaki haçkarların imhasından sonra Brüksel'deki Avrupa Ermenileri Adalet ve Demokrasi Federasyonu tarafından yayınlandı. Nahçıvan Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararıyla resmi olarak Batı Ermenistan'ın bir parçasıydı. Daha sonra 1921 yılında Stalin yönetimi tarafından özerk bir cumhuriyet olarak Azerbaycan'ın himayesine verildi. Dolayısıyla Ermenilerin ya da her kim olursa olsun, özellikle soykırımdan kurtulanların nesillerin Nahçıvan'ı Azeri bölgesi olarak ve Stalin'in kararıyla bu bölgeye tahsis edildiğini tanıması için yasal bir sebebi yoktur. Aram Derneği Ermenilerin anılarını korumak istiyor, ancak Sevr Antlaşması'nın 100 yılın arifesinde Başkan Woodrow Wilson'un kararıyla oluşturulan Batı Ermenistan'ın resmi sınırlarını reddeden, Batı Ermenistan'ın görünmediği ancak Türkiye'nin göründüğü bir haritayı yaymak için oldukça uygunsuz bir harekette bulundu. Türkiye yasal olarak tanınmış Ermeni topraklarını işgal eden bir devlettir. Batı Ermenistan Atina'daki Hayastan adlı haber ağından edinilen bilgiye göre Ermeni Piskoposluk Konseyi seçimleri Atina'daki Ermeni Surp Asvazadzin Kilisesi'nde 15 Eylül'de gerçekleştirildi. Genel kurulun 161 üyesi aşağıdaki aday göstermiş kişilere oy verdi. Aram Kurtyan, Arsen Adamyan, Lusadzin Berberyan, Lusaber Haçaduryan, Hayk Kasarcıyan, Parans Eğlence. Dini Liderlik Konseyi 3 yıllık bir süre için seçilmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 Eylül tarihinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Nikol Paşinyan'ın ABD ziyareti Los Angeles'ta başlayacak. 22 Eylül Pazar günü Başbakan Los Angeles şehir merkezindeki Grand Park'ta bir mitinge katılacak ve konuşma yapacak. Nikol Paşinyan ayrıca Kaliforniya ve Los Angeles'in yöneticileri, ABD Doğu kıyısının Ermeni cemaatinin dini ve laik yapılarının başkanları ve Ermeni medyasının temsilcileriyle de toplantı gerçekleştirecek. Los Angeles'ta Başbakan yüksek teknoloji şirketlerinin temsilcileri ve Ermeni profesyonelleriyle buluşacağı Silikon Vadisi San Jose'yi ziyaret edecek. Daha sonra Başbakan Nikol Paşinyan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. oturumunda yer alacak ve bir konuşmada bulunacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi planlanıyor. Artsakh'ın Vatansever adlı örgütü ve Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortak finansmanı ile restore edilen Merujan Sepanyan adına ortaokulun açılış töreni Kaşatağ bölgesinin Moşata köyünde gerçekleştirildi. Artsakh Press'in aktardığına göre etkinliğe katılan Kaşatağ bölgesinin yeni atanan papazı Benjamin Zadurian dualar okudu. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Agabalyan, kurtarılmış Kaşatağ bölgesinde onarılmış yeni okulun açıldığını memnuniyetle söyledi. Okulun açılış töreninde okul öğrencileri vatansever şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre 16 Eylül'de İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planlamadığını belirtti. Musavi, Rouhani ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyle ilgili bir soruya cevaben "Bu bilgiyi doğrulamıyorum." dedi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun genel siyasi tartışmalar çerçevesinde Eylül ayı sonlarında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşmesinin mümkün olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 17. oturumu 17 Eylül'de New York'ta açılacak ve bir sonraki yılın 17 Eylül'üne kadar devam edecek. Armen Press'in verdiği habere göre tartışmaların odağı yoğun bölgesel çatışmalardan modernitenin temel ekonomik, çevresel ve insani zorluklarına kadar tüm küresel sorunları kapsayan 170'ten fazla konu üzerinde olacak. Açılış töreni saat 15'te Yerevan saat ayarı ile 23'te gerçekleşecek. Açılış konuşmasını eski Birleşmiş Milletler Nijerya daimi temsilcisi olan oturum başkanı Tijani Muhammed yapacak. Fransız-Ermeni arkeoloji ekibi tarafından ortaklaşa yapılan kazılar sonucunda Erebuni Tarihi ve Arkeoloji Rezervi'nde yeni bir tapınağın temelleri ortaya çıktı ve tapınak sayısı 3'e ulaştı. Böylece tarihi kültürel kompleks olarak adlandırmayı mümkün kılmıştır. İbsa Tapınağı'nın önünde Urartu döneminde tapınakların önünde ritüeller gerçekleştirme pratiği olduğu varsayımına yol açan güzel bir mozaik zemin bulundu. Tapınağın varlığı bir aşamada Erebuni dini mekanının aynı zamanda işleyen 3 tapınağa sahip olduğunu kanıtlıyor. Haldi Tapınağı, İbsa Tapınağı ve yeni keşfedilen güçlü temele sahip olan tapınak. Armen Press'in aktardığına göre arkeoloji ekibi liderleri kültürel mirasın koruyucusu Stefan Desham, Erebuni Müzesi ve Arkeoloji Müdürü Mikael Badalyan gazetecilere verdikleri demeçte bu durumu dile getirdiler. Müdür Badalyan, bu kazılar yalnızca Ermenistan'ın tarihi ve arkeoloji çalışmaları için değil, aynı zamanda bütün Orta Doğu'nun arkeoloji çalışmaları için de önemlidir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı folk topluluğundan Meng Angek Zimbor Neryeng adlı eseri sunuyoruz. Meng Angek Zimbor Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.